Atatürk'e ihanet ediyorsunuz. Ne ilgisi var Taliban'ın anti-emperyalist olmakla? Şeriat da gelse bizim için önemli değil diyorsunuz. Kendi bildirinizde. Barış bir saniye. Ne anlatıyorsunuz Barış hala? Barış bir saniye lütfen. Afganistan'ın bağımsızlığı süreci başlamıştır. Önce oradaki emperyalist işgal bitmelidir. Bu Sayın Barış arkadaş hakarete varan bir tweet atmış. Cumhuriyet Kadınları Derneğimizin adını değiştirin diye. Adınızı değiştirin hocam. Yani, adınızı bir an önce değiştirin. Siz Cumhuriyet ismini kullanamazsınız. Cumhuriyetçilik aydınlanma demektir. Kadın devrimi demektir. Eşitlik demektir. Laiklik demektir. Şeriatçı bir terör örgütüne övgüler dizerek Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği ismini kullanamazsınız. Hayal görmeyin. Hayal görmeyin. İnsanların bilincini de bulandırmayın. Sizin Cumhuriyet ismini kullanma hakkınız yok. Bu kadar basit. Susacaksınız. Siz Cumhuriyet devrimlerine Taliban'a destek vererek ihanet ettiniz. Bir hayal görüyorsunuz. Bir hayalin peşinden insanları sürüklemeye çalışıyorsunuz. Bugün siz Afganistan'da yaşar mısınız? Afganistan'da kırbaçlanmayı göze alır mısınız? Burka giyerek sokağa çıkar mısınız? Müzik dinlemeden yaşar mısınız? Televizyon izlemeden yaşar mısınız? Siz hangi hakla Türk kadınını Taliban'a övgüler dizdirmeye çalışıyorsunuz? Bir dinleyelim Tülay Hanım. Böyle bir hakkınız yok. Cumhuriyetçi kadınlar ismini kullanamazsınız. Sizin cumhuriyette ne ilginiz var? Cumhuriyetin ne felsefesini anlamışsınız, ne ilkelerini anlamışsınız. Bir dakika Barış. Tamam. Kirletemezsiniz cumhuriyetin ismini. Siz kirletemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Barış bir dinleyelim. Orada ağıt yakıyorsunuz, ağıt. Bunu anlamıyor muyuz zannediyorsunuz? Amerika'nın Taliban örgütüne övgüler dizmek. Yani bir şey söyleyeceğim ama gerçekten televizyonun başını Rütük'te belaya sokarım. O yüzden söylemiyorum. Bir dakika lütfen. İstiyorum müsaade ederseniz. Amerikancılık yapıyorsunuz. Taliban'a övgü diziyorsunuz. Taliban'ın Amerika'nın çocuklarına övgüler diziyorsunuz. Barış bir dakika. Ve bunu bir de teorik çerçeveye, teorik kılıfa oturtmaya çalışıyorsunuz. Barış lütfen bir dakika lütfen. Lütfen bir Tülay Hanım. Atatürk'e ihanet ediyorsunuz. Ne ilgisi var Taliban'ın anti-emperyalist olmakla? Şeriat da gelse bizim için önemli değil diyorsunuz. Kendi bildirinizde. Barış bir saniye. Ne anlatıyorsunuz Barış hala? Barış bir saniye lütfen. Amacı ne? Atatürk devrimlerinin benimsenmesi, halkta yaygınlaştırılması olarak tüzüğünde yazmış ve öyle kurulmuş bir dernektir. Bugüne kadar bu amacın dışında tek bir adımı söz konusu olmamıştır. Dünkü beyanımız da bunun bir ispatıdır. Neden? Biz Atatürk'ten şunu öğrendik. Emperyalizmle gideceğiniz hiçbir yol yoktur. Eğer olsaydı zaten Afganistan 20 yıldır Amerika'nın işgali altında inim inim inliyordu. Ne oldu Afganistan'da? İşte sonuç. Şimdi bu gibi zatlar bizim beyanımızı aldılar Taliban'a övgü diye. İşte Taliban'ı övüyorsunuz hocam. Kılıf aramayın. Taliban'ı övüyorsunuz. Antemperyalist diyorsunuz. Bağımsızlıkçı diyorsunuz. Ayıp değil mi? Bunları yazarken hiç utanmadınız mı? Şimdi. Yazdığınız şeye bakın. Bağımsızlık gerçek uygarlığa kavuşmanın ön şartıdır. Afganistan'da olan budur. Bakın bakın dinleyin. Taliban'ın şeriat rejimiyle yönetecek olması bu gerçeği değiştirmiyor. Yani şeriat da olsun, kadınlar kırbaçlansın, sokakta insanların elleri kesilsin ama bizim için bunun önemi yok. Şimdi siz bunu hangi akılla, hangi mantıkla yazdınız? Mustafa Kemal Atatürk'ten böyle mi öğrendiniz devrimciliği? Böyle mi öğrendiniz cumhuriyetçiliği? Siz bir susun lütfen. Bakın benim zamanımdan çalıyorsunuz. Ben o cümlede şu var. Afganistan'dan ABD kovulmuştur. Afganistan bağımsızlığına ulaşmıştır. Hadi öyle diyelim. Öyle olsun. Bunu Taliban'la olmuş olması, şeriatçı Taliban'la olmuş olması bu gerçeği değiştirmez. Ne yapayım? Değiştirmiyor. Ne yapayım? Gerçeğe kurşun mu sıkalım? Hayır. Bu Taliban olduğuna göre, bu şeriatçı Taliban olduğuna göre işte böyle lafı döndürür, dolaştırır. Aslında Amerika'nın orada hala olduğunu söylersiniz. Hayır öyle bir şey yok. Ben buraya anormal, Trump yaptı bu anlaşmayı değil mi? Ben bir yere gidemiyorum dedi, ilerleyemiyorum. Üstelik de Amerika biliyorsunuz 1990'lara gelirken Project Demokrasi'nin bir de mucide üstelik. Yani dünyayı gelişmekte olan ülkeleri demokrasi projesiyle
kendi halkının göbeğiyle kendine bağlamayı bile üstelik usul edilmiş ve bunu tatbik eden bir ülke yapamadı. Biz sadece Afganistan'da yaşayanlar için değil, biz şeriat yönetiminin bir kadının ilerlemesi için son derece olumsuz olduğunu, şeriat düzeni içerisinde kadın ve erkek hatta yani bir toplumun ilerleme, aydınlanma düzeyine gelemeyeceğinin elbette ki idrakında olan bir derdeyiz. Bunun aksini düşünmek mümkün değil. Ama biz diyorsunuz ki yani tanıyoruz, tanımayanı da tanımıyoruz. Biz bağımsız, bu kadar zor olmamalı bu. Çünkü kodlar o kadar Amerika'ya... Hanımefendi, kendi söylediğinize kendiniz bile inanmadığınız için cümle kurmakta zorlanıyorsunuz. Bak, yapmayın, bu yanlışta ısrar etmeyin. Bir hata yaptınız, özür dileyin. Deyin ki biz yanlış yaptık çünkü biz bir siyasi partinin güdümündeyiz. O siyasi partinin genel başkanı ne söylüyorsa Doğu Perinçek, biz de onun aynısını tekrarlıyoruz. Bu sözlerinizden utanacaksınız Tülin Hanım. Sağlıklı bir kafayla düşündüğünüzde, şimdi, daha rasyonel bir ortamda düşündüğünüzde eyvah ben ne yaptım diyeceksiniz. Ben sizin adınıza üzülüyorum bu sözleri dinlediğimde. Şeriat'a övgü diziyorsunuz, Taliban'a övgü diziyorsunuz. Ona hiç hak etmediği halde anti-emperyalist yaftası vurarak ne ilgisi var Vietnam Savaşı'yla Taliban'ın bağımsızlık mücadelesinin ne ilgisi var? Nereden çıkartıyorsunuz siz? Siz Vietnam'la, Vietnam'daki o devrimci yurtsever Ho Chi Minh'in askerleriyle, devrimci örgütle bu gerici, kafa kesen, şeriatçı, orta çağ kalıntısı Taliban'ı nasıl bir araya getirirsiniz? Ne Vietnam devrimini anlamışsınız, ne Sovyet devrimini, ne Türk devrimini. Yazıklar olsun sizin bu derneğinizin yazdığı bildiriye. Oradaki bütün kadınları da istifa etmeye çağırıyorum. Başta Gülgün Feyman'ı da tebrik ediyorum. Bugün istifa etmiş. Atatürk'ün mirasını ben bu dernekte savunamam diye Gülgün Feyman'a da buradan yüz binlerce selam yolluyorum. Teşekkür ediyorum ona da. Bir dakika. Şimdi efendim biz o yazımızda şunu söyledik. Yeter ki işgalci Amerika o topraklardan çıksın. Bakın yazımızda bu var ama anlamak istemeyen anlamıyor. Daha doğrusu kasti olarak öbür türlü anlıyor. Bundan sonra dedik Afgan halkının kendi mücadelesi başlayacaktır. Söylediğimiz bu. Ama demek ki bir takım kitle şöyle demek istiyor. Hayır, Afgan halkının kendi mücadelesi başlayamaz. Eğer Amerika yapamadıysa o zaman başka bir emperyalist işgal gelsin, onlar yapsın. Böyle bir dünya yok. Her ulus kendi gerçekliğiyle mücadelesini bilir. Biz dünyanın en şanslı milletiyiz. Biz Atatürk'ü çıkarttık. Ne yapalım peki? Taliban'ın yok böyle bir lideri. Olanlar bu. Ne yapacağız? Biz şunu dedik ifademizde. Çünkü şimdi Taliban'ı tanımıyorum, tanıyanı da tanımıyorum diyor kadın örgütleri. Bir kere sen Türkiye adına böyle bir kadın örgütü ifadesi veremezsin. Bu ifadede bulunanlar Türk kadınını temsil etmiyor bir kere. Onu söyleyeyim. Bunların neyi temsil ettiğini biliyoruz. Bunlar tek biri birden AB foncu, bütün her şeyleri, dünyalarını, kıblelerini emperyalist batıya dönmüş, oradan nemalanan örgütler. Bunu geçtik. Bu milletin, bizim mazlum milletimizin, biz Müslüman bir ülkeyiz değil mi? Bu ülkeye gerçeği göstermek zorundayız. Bizim kadınımız tarladaki, fabrikadaki, atölyedeki kadın. Sen değilsin hanımefendi. Dünyaya, uluslararası camiaya sesleniyoruz. Taliban'ı tanımayalım. Kimi tanıyalım hanımefendi? Biz Taliban'ı tanıyoruz demedik zaten. Taliban'ı meşrulaştırmıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Afganistan'da kadın için kurtuluşun yolu açılmıştır diyoruz. Bunu Taliban şeriatı yapacaktır demiyoruz ki. Kim yapacak? Çünkü böyle bir şeyin olmayacağını biliyoruz. Şeriatla kadının ve toplumun kurtulmayacağına inananlar da. Gerçekten çok garip bir ruh hali. Yani kadınlar kırbaçlanarak mı özgürleşecek? Kadınlar burka giyerek mi özgürleşecek? Kadınlar çocuklarıyla sokaklara çıkamadan mı özgürleşecek? Kadınlar radyodan müzik dinleyemeden, televizyondan müzik dinleyemeden, izleyemeden, haberleri izleyemeden mi? İşe gidemeden mi? İş yaşamına katılmadan mı özgürleşecek? Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği yönetimi ne dediğini bilmiyor. Gerçekten ne dediğini bilmiyor. Sıkışmışsınız bir Amerika, Taliban. Kardeşim Amerika'nın ve Taliban'ın dışında da bir yaşam var. Amerika'nın ve Taliban'ın dışında da bir yaşam var. Siz Vatan Partisi'nin genel başkanı Doğu Perinçek'in söylediği her şeyi
tekrarlamak zorunda değilsiniz. Özgür bir birey olarak, özgür bir kadın olarak kendi düşüncelerinizi ortaya koyun. Size tek bir soru soruyorum. Demin sordum, cevap vermediniz. Bu çok övgü dizdiğiniz Taliban'la yaşar mısınız? Afganistan'da bir gün yaşamaya tahammül eder misiniz Tülin Hanım? Madem antemperyalist, madem Amerika'dan kurtardı, bir gün Taliban rejiminde yaşamak ister misiniz? Kendinizin yaşamak istemediği bir rejime dünyadaki diğer kadınları nasıl mahkum edebilirsiniz? Bu nasıl bir siyasi mantıktır? Bu nasıl bir akıldan, nizamdan yoksunluktur? Mümkünatı yok yani. Yok böyle bir şey. Çünkü siz ne dediğinizin farkında değilsiniz. Bir daha söylüyorum. Tweet de attım. Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği'nden Cumhuriyetçi'yi çıkartın. Sizin Cumhuriyet'le uzaktan yakından bir ilginiz yok. Ne Cumhuriyet'in düşüncesiyle ne felsefesiyle en küçük bir ilişkiniz yok. Siz gidin Vatan Partisi'nde siyaset yapın. Bir kadının böyle düşünmesi ve kadınlar adına konuşmasını tahammül edemiyorum. Her şeyi tahammül edeceğim. Ya sabahtan beri ama Taliban övgüsü yapıyor hanımefendi Tülin Hanım burada. Taliban'ı antemperyalist ilan etti, bağımsızlıkçı ilan etti. Layık diye bile getirdi, Taliban'a bağladılar ya. Bu nasıl bir mantıktır ya? Burada Taliban övgüsü mü anlaşılıyor? Ne yapıyorsunuz hanımefendi? 3 saattir Taliban'ı övüyorsunuz bize. Yok antemperyalistmiş, yok kadınlar özgürleşecekmiş. Aslında sizin böyle konuştuğunuz iyi oluyor Barış Bey. Herkes görüyor. Herkes görüyor. Sabahtan beri bence açıp bir Twitter'a bakın da insanlar ne düşünüyor sizin hakkınızda? Şimdi bakın. Gülgün Feyman'a gidin ikna edin. Gülgün Feyman'a anlatın bunları. Her ülke kendi dinamikleri, kendi tarihi, kendi dini, kültürü, demografik yapısı, bunlar üzerinden kendi demokrasisini kurar. Siz bunu ithal edemezsiniz. İthal demokrasi, ithal laiklik, böyle bir şey yok.